İncirlova Ziraat Odası'ndan yumurtalık lohman sandi, beyaz yumurtalık pirinçlerimizi aldık. Hemen hemen tahmini bir ay sonra yumurtlamaya başlar. Her zaman dediğimiz gibi köyde hayat var. Evet değerli takipçiler, köyde olup da işte sebze dikmezsen, üretimde olmazsan tabiatın doğasına ters. Biz de yumurtamızı elimizden geldiği kadar yeni almış olduğumuz lohman sandi ırkı tavuklarımızdan elde edeceğiz. Evet, diktiğimiz sebze fidelerinin şimdiki durumlarını sizlerle paylaşmak istedik. Diktikten sonra nasıldı? Şu an gayet iyi görünüyorlar. Elimizden geldiğince, tabii her aşamasını meyve verene kadar sizlerle bu güzellikleri paylaşmış olacağız. Ara sıra tabii böyle bilgilendirici tüyolar da vereceğiz. Daha sonra şimdi önümüzdeki dönemlerde illaki bitkiler belli bir aşamaya geldiğinde bitkilerde işte sebze biti, işte kırmızı örümcektir gibi gibi zararlılarla nasıl baş edeceğinizi yapacak olduğumuz uygulamalarla birebir anlatacağız. İşte hazırlamış olduğumuz sırgan otuyla ilgili böcek kovucularımızı, yaprak besleme ünitelerini, doğal yaprak besleme ünitelerini, sıvı gübreleri, hazırladığımız solüsyonları birlikte sebzelere uygulayacağız. Evet değerli takipçiler, lohman sandi yarkalarımız, yumurtalık pirinçlerimiz tam yemlerini verdik. Sularını da biraz kirletmişler. Suyu da ne yapıyoruz? Suyu da burada erken kayısılarımıza birer tane döküyoruz. Evet, köyde aynı zamanda bütün artezyenimiz var, 1,5 inç artezyenimizde de görmüş olduğunuz bitkilerimizin sulamasına artı. Evet, artezyenimizi açalım, tavuklarımızı sulayalım. Tertemiz sularımızı doldurduk. Şimdi de tavuklarımıza, yarkalarımıza verelim. Evet çocuklar, ufadınız mı?
diğer takviyelerimiz. Tavuklarımızın da bakımını yaptık. Yan taraflarını tahtalardan ve tellerle iyi bağlıyoruz. Çünkü köylerde genelde tavukların en baş düşmanlarından bir tanesi sansar. Sansarın girmemesi adına da elimizden geldiği kadar kümesi korunaklı hale getirmeye çalıştık. Kümesimiz hem yazlık modda hem kışlık modda. Gördüğünüz gibi her taraftan rahatlıkla hava alıyor. Üst tarafında da kullanmadığımız naylon ve saç tenekeler vardı. Onları da üstüne attık. Doğal, tam bir köy kümesi. Görüldüğü gibi size bu güzelliklerle bir baş başa bırakalım. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın efendim.